Herkese merhaba. Klasifix Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Şahin Fed'in fiyatlamaya devam ettiği güçlü dolarla birlikte bugün öğle saatlerinde Fransa ve İspanya bölgesinde gayri safi yurt içi hasıla beklentiler üzerinde gelmesine rağmen Almanya tarafı biraz beklentilerin aşağısında kaldı ve dolar karşısında baskılanmaya devam ediyor. Geri çekilmelerin devamında 1.11.09 ve 1.10.78 seviyelerini takip edebiliriz. 1.11.45 üzerinde kalıcılık sağlanırsa da 1.11.76 ve 1.12.32 seviyelerini takip edebiliriz. İngiltere tarafında 50 günlük hareketli ortalama bölgesinin altında fiyatlanmaya devam eden görüntüsüyle birlikte öğleden sonra kişisel gider tarafında ve Michigan tüketici hissiyatı tarafında ABD verileri iyi gelirse doların güçlenmesi devam edebilir ve 1.33.12 pivot bölgesi önemli bir destek seviyesi olacaktır. Kırılması halinde 1.31.38'i takip edebiliriz. 1.33.12'nin üzerinde kalıcılık sağlanırsa da orta vadede 1.34.33 direncimiz önemli direnç seviyeleri olmaya devam edecektir. Türk lirası tarafına bakacak olursak dün itibariyle yıl sonu enflasyon rakamları revize edilerek yukarı çekilirken kısmi de olsa küresel piyasalarda güçlenmekte olan dolar, gelişmekte olan ülke para birimlerinde biraz da olsa baskıladığını söyleyebiliriz. Türk lirasında 13.60 seviyesinin üzerinde fiyatlanmakla birlikte alıcılı ataklar görülürse 13.93 önemli bir direnç seviyesi olacaktır. Kırılırsa 14.24 ve 14.43 seviyelerini takip edebiliriz. 13.59'un aşağısında kalıcılık sağlanırsa da 13.45 ve 13.20 destek seviyeleri önemli destek seviyeleri olmaya devam edecektir. Altın tarafına bakacak olursak güçlü dolar ve tahvil getirilerinden şimdilik yara almaya devam ettiğini söyleyebiliriz ve 1800 seviyelerinin aşağısına indik. Öğle seansında 1785 seviyelerinde fiyatlanmaya devam eden ons altında 1786 pivotunun aşağısında kalırsak 1777 ve 1759 destekleri ön plana çıkabilir. 1786'nın üzerinde kalıcılığını sağlarsa da 1795, 1803 ve 1811 seviyelerini takip edebiliriz. Enerji tarafıyla Rusya ve Ukrayna gerginliğinin fiyatlamaları yükselttiğini söyleyebiliriz. Halihazırda rekor seviyelere yakın seyreden ham petrol tarafında 87 seviyelerinin biraz üzerindeyiz. Alıcılı ataklar devam ederse 88.70 ve 90.04 seviyelerini takip edebiliriz. 86.53 geri çekilmelerde kırılacak olursa da 84.35 seviyesini izliyor olacağız. Tekrar dünkü yükselişin ardından endeks gruplarında bir miktar Avrupa ve ABD tarafında geri çekilmeler gözlemleniyor ve DAX'ta şimdilik 15.200 puanına yakın seyrediyoruz. Fakat 15.160 pivot bölgesine geri çekilmelerle birlikte yaklaştık. Kırılacak olursa ve altında kapanışlar gelmeye devam edecek olursa 14.975 ve 14.405 puanlarını takip edebiliriz. 15.160'ın üzerinde kalıcılık devam ederse de 15.605 önemli direnç seviyesi olmaya devam edecektir. Riskli enstrümanlardan kaçışla birlikte şimdilik düşük volatiliteyle kripto paralar Bitcoin tarafında 36.000 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. 36.000 pivotu aşağı yönlü kırılacak olursak Bitcoin'de 33.290 ve 29.000 seviyelerini takip edebiliriz. 36.000'ın üzerinde kalıcılık devam edecek olursa da 38.720, 40.000 ve 43.920 seviyeleri önemli direnç kademeleri olmaya devam edecektir. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.